Arkadaşlar merhabalar, AYT Matematik Soru Bankamızda türevde türev alma kuralları ile alakalı sorularda dördüncü testteyiz. Ee, konuyu gördükten sonra bu kısımla alakalı hem bilgilerimizi taze hem aralarda ufak tefek yorumlar yapıyoruz. Ee, burada da yine türevli olmakla ilgili sorulara bakacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Fonksiyonun türevli olmadığı kaç nokta vardır? Bakın arkadaşlar, bir fonksiyon sivri noktada şu şekilde kopma olan yerde yani süreksiz olduğu yerde türeve bakılmaz bile. Bakın süreklilik yok, türev yok. Süreklilik yok, türev yok. Süreklilik yok, türev yok. Bir de ekstradan neyi biliyoruz? Sağ-sol türevler farklı olduğu için sivri noktada türev yoktur arkadaşlar. Çünkü net bilgi burada hani efsaneye dönmesin mevzu. Hani e, bir özel bir durum bu kadar anlatılamaz bir şey mi? Yok. Çok basit sebebi sol sağ türevler eşit değil arkadaşlar. Tek sebebi budur. Dolayısıyla sivri noktada bu yüzden de türev yoktur. Demek ki bunun türevli olmadığı 4 nokta varmış arkadaşlar D şıkkı. Fonksiyonu ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar hemen şuna bakacaksınız. Bir fonksiyon bir noktada türevli ise aynı zamanda süreklidir. Sürekli olduktan sonra türevlilik kontrol edilir. Bunu söylemiş olayım. Bazen de en güzel anlamanın yolu grafik çizmektir. E, grafikten de türevliliği çok güzel anlarız. Mesela bir önceki sorunun net bir şekilde nereden anladık türevli olup olmadığını grafiğin görüntüsünden anladık. Bunu da söylemiş olayım. O zaman ikinci öncülde isterseniz türev grafi, türe, e, grafiğini çizip anlayabilirsiniz. Bak zaten yapacağım da ekstra hani grafiklere de alışalım diye söylüyorum. x kare eksi 2x nasıl bir grafiktir? Böyle bir grafik. E, o zaman 2'ye kadar çizeceğiz. Demek ki... Şöyle bir grafik olacak arkadaşlar. 2x-4 nedir? x'e 2 verdiğimiz zaman sıfırdan geçiyor. Normalde eğimi pozitif. Böyle oldu bakın. Şöyle yapayım. Bu şekilde kırılmaya uğradığını görün. O zaman arkadaşlar bu fonksiyon 2 noktasında sürekli olduğu halde türevli değil. Gerçel sayılarda sürekli hiçbir kopma yok. Gerçel sayılarda türevli değil. 2'de sivri nokta var çünkü. Hemen şu ifademizde neydi hatırlayalım. Ee, bakalım 3'ten H birim uzaklaşmışız. Bakın şöyle düşünün. 3 burası. Şöyle gelin bakın. Şurası 3 eksi H. Absisten bahsediyorum. Burası da 3. Normalde burası nedir? F3 eksi F3 eksi H bölü 3 eksi 3 eksi H. Bunlar gitti. Bu arkadaşlar doğrunun eğimi. Eğer ben burada limit H sıfıra giderken yaparsam ne olur? Tam 3 noktasındaki teğetin eğimi. zaten doğrunun teğeti kendisidir. Yani türevi doğrunun eğimidir. Bu yüzden bu f türev 3'tür. f türev 3 arkadaşlar neye eşittir? Tabii ki 2'ye. Hemen sorudaki görüntüye bakalım o zaman. Bakın bizim şu yazdığımız, şöyle sadeleştirerek göstereyim. Şu yazdığımızın eksi işaretlisi fark ettiniz mi? Burada ben f3 eksi f3 eksi h dedim. Burada ise ne var? f3 normalde olması gereken ne? 3 eksi h daha küçük bir apsis. O zaman normalde böyle olmalıydı. Formülü bak bilirsek eksi artıyı çok iyi fark ederiz. Bunun eksilisini vermiş soru. O zaman limit h sıfıra giderken burası ne olur? Eksi olur yani 2 ile eksiyi çarpınca eksi 2 oldu. Hakikaten bu da doğru. Bakın dikkat edelim formül bizim için çok kıymetli. Tanımlar, formüller bu ezber gibi zannediliyor bazen. Hayır, kuralları bunların üzerine, yorumları bunların üzerine inşa ediyoruz. Dolayısıyla bakın gösterdim. Eksili olduğunu gördük. Doğal olarak cevabımız 1-3 geldi. D şıkkı. Son, şık, şey, son öncül önemliydi. F ve G gerçel sayılarda tanımlı fonksiyonlar. X kare eksi 2, X eksi 3, X eksi 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Evet, bakalım şimdi. X eksi 3 çarpı X artı 1 diye çarpanlarına ayrılıyor. Birinci öncüle bakarken böyle yazayım. Limit x 3'e giderken bunlar ne güzel sadeleşti. 3'ü yerine yazdım 4 oldu. Bu doğrudur. Sonra gelelim ikinci duruma. F bölü G. F bölü G ilginç. Bak ben hemen orada şöyle bir uyanıklık yaparım. F bölü G'yi kapat burayı kapat burayı. Bir K fonksiyonu de. K 3 artı H eksi K 3 bölü H sana neyi hatırlatıyor? Bakın her zaman gördüğümüz gibi bir 3 noktası apsis x eşittir 3. x eşittir 3 artı h birleştirdim böyle ne oldu? 3 artı h eksi h e, şey 3 pardon payda f 3 artı h eksi f 3. Gidip burada limit h sıfıra giderken yaparsak bu nedir? F, e, f türev 3'tür. O zaman burada da aynı şekilde k türev 3'tür arkadaşlar bu. K türev ne demek? Aslında k dediğim F bölü G'ydi. F bölü G türev 3'ü soruyormuşum size gördünüz mü? Buraya da bir yıldız koyalım o yüzden. Yani biraz kafa karışıklığı oluşturur gibi olduğunda hemen orayı biraz sade bir görüntüye ulaştır. F bölü G fonksiyonumuz x artı 1 olduğu için türevi nedir? Her noktada 1'dir arkadaşlar. Sadece 3 noktasında tanımsız. Çünkü paydayı sıfır yapıyor. Ama orada o zaman neyi göreceğiz? Aa, bir anda bak nereye geldik? Tam dediğimin üzerine bir saniye böyle olmayacak tabii. Çünkü arkadaşlar f bölü g fonksiyonunda neyi gördüm? Tam söylerken bak üzerine görüyor musun? Panda tongaya düşmelik. Bu fonksiyonun sadeleşmiş hali önemli değil. Her zaman bir fonksiyonun sadeleşmeden önceki tanım kümesi önemlidir. Sadeleşmeden önce f bölü g'yi paydayı sıfırı yapıyor mu 3? Evet o zaman arkadaşlar burada türevden bahsedemeyiz. Daha tanımlılık kuralını sağlamadım. Ama hocam türevini alabiliyorum. Alabiliyorsun da türev orada tanımlı mı? Fonksiyon orada tanımlı mı? Bakın bu fonksiyon r eksi 3'te tanımlı. Tanımlı olmayan bir yerde sürekliliğe bakamazsın. Sürekliliğe bakamazsan türevi bile konuşmanın anlamı yok. Dolayısıyla ikinci öncül direkt gitti. Hemen bu soruya yıldızı yapıştırıyoruz. Birçok kişinin bir dakikaya ikinci öncülde hata var dediğini duyar gibiyim. O yüzden böyle hallettik bakın. Şimdi f'nin türevi G2 G'nin türevi 2'dir değil mi bu? O zaman G'nin türevi doğrusal fonksiyonun türevi ev, direkt eğim zaten 1. G2 arkadaşlar yazalım. G2 eşittir eksi 1. Böylece F türev eksi 1. Hemen türevini alıyorsun. 2x eksi 2. Yaz yerine eksi 4 oldu. Çarptık. Doğru cevap eksi 4 geldi. 1 3 oldu arkadaşlar. D şıkkı oldu. Üçüncü sorunun peşinden hemen yine dikkat etmemiz gereken güzel bir soru. fx eşittir x küp bölü x fonksiyonu ile ilgili olarak en geniş tanım kümesinde türevlidir. Bunun en geniş tanım kümesi r eksi sıfırdır arkadaşlar. Sıfır hariç her yerde bunu tanımlayabiliriz demek. Sıkıntısı yok demek. Ama hocam sadeleşiyor. Sadeleşmiş hali hep söylüyorum önemsiz. Önemli olan sadeleşmeden önceki hali. Doğal olarak arkadaşlar burada R-0'da bakıyoruz gerçekten türevli zaten bir tek sıkıntılı olan yer x eşittir 0 noktası o yüzden birinci öncül doğrudur. Şunu yapabiliriz artık bunu sadeleştirdim x kare oldu x kare olunca türevi 2x geldi. Tek istisna 0 veremiyorum o noktada tanımlı değil geri kalan her yerde türevlidir arkadaşlar. Dolayısıyla f türev 0 tabii ki yanlış çünkü fonksiyonun 0 noktasında tanımı bile yok. O zaman orada türevi de olamaz arkadaşlar. Şimdi hemen bakalım sıfıra sağdan yaklaşırken limit x sıfıra sağdan yaklaşırken x küp bölü x sıfıra sağdan soldan yaklaşırken x küp bölü x bakın 0 bölü 0 sadeleştirdim x kare yazıyorum soldan limiti 0 geldi. Sonra bakın sadeleştirdim 0 bölü 0 belirsizliği yazdım 0 artıdan yine 0 geldi. Evet arkadaşlar bunun limiti tabii ki Sıfır da vardır. Bakın limitli gördüğünüz gibi ama fonksiyon bu noktada sürekli olmadığı için türevine de bakamıyoruz. Ben size grafiğini çizeyim mi bunun? x küp bölü x'in grafiğini çiziyorum. İzleyin. İşte şu. Reel sayılarda r eksi sıfırda en geniş tanım kümesinde içi boştur. Doğal olarak bak limiti sıfırdır. Sadece türev orada içi boş olduğu için yoktur. Buraya da bir yıldız koyalım. Doğru cevabımız 1-3 e şıkkı. Fonksiyonu gerçel sayılarda türevli ise 1 olmazsa olmazımız süreklidir. Sürekli değilse konuşmamıza bile gerek yok türevi. Sonra arkadaşlar sağ sol türevi birbirine eşittir. O zaman önce sürekliliği konuşacağız. Sol limit 1'e soldan yaklaşırken 1-3-3-n artı artı sağ limit hemen onu da yazalım f1 artı e, yanına yazayım o zaman eşitliğimi gösterelim 1-m artı 1. -m +1. F1 zaten arkadaşlar aynı zamanda F'in 1'e soldan yaklaşımı olduğu için sol sağ limit ve aynı zamanda F1 3'ü de birbirine eşit olmalı bu şekilde. Buradan da eksi 3 artı 3 bunlar gitti. Ne kaldı geriye? birler gitti. N artı M arkadaşlar 1 oldu. Şimdi N artı M'yi soruyorum zaten. Buradan biri bulduk bak hemen hallettik. Normalde bu türevli mevzusuna girdiğimiz zaman... Neye gidiyordu orada? Neye gidiyordu? Çünkü türevini aldığın zaman burası pat gidiyor. Abi dakika ne yapacağız hocam derdin. Ama süreklilikle başlama uyarısı sorusu aslında bu. Süreklilikle başla. Bak zaten bu soruluk en azından geldi. Tabii ki ama ikinci adımımız ne? Türevli de olduğu için e, hani bu soruda lazım olmadı ama 3x kare eksi 6x artı 3 soldan türevi aldığımız zaman f türev 1 ne oldu? 3 eksi 6 artı 3'ten 0 geldi. Sağ türeve baktığımız zaman e, bu sol türev sağ türeve baktığımız zaman türevi nedir? 2x eksi m'dir. Yaz yerine 2 eksi m eşittir. Buradan sıfır olmalı. m arkadaşlar 2 geldi. m 2 olduğu için n de eksi 1 oldu. Olay budur. Ama zaten biz n artı m'yi sorduğumuz için şuraya gerek kalmadan süreklilikle bu sorunu hallettik. Türev denklemi verilmiş bakın. f türev x x küçük eşit 1 için f türev x x büyüktür 1 için fonksiyonunun türevi olduğuna göre hangileri doğrudur? Türev denklemi bakın lütfen dikkat edin. Size hatta daha iyi görmeniz için görselleştirmek adına grafiğini çizeceğim bakın. x eksi 1'in karesi arkadaşlar bir noktasında türev e, bir noktasında teğet olan bir tabii ki paraboldür. Birden küçük değerlerde alacağım. O zaman bakın parabolün şu kısmını aldım. Şu an dediğim gibi f türev bakın dikkat edin lütfen. Y ye eşittir f türev x'i çiziyoruz. 1 eksi x x büyüktür 1 için. 1 eksi x normalde böyle bir grafiktir. Şuradan geçer böyle. Ama neresini alacağız? Birden büyük kısmını. İşte bu. Bakın gördüğünüz gibi f türev x bu. Şuna dikkat etmenizi istiyorum. Şu an bu türev denkleminin grafiği. Tanımsız olduğu bir yer var mı? Boşta kaldığı bir yer var mı? Yok. O zaman arkadaşlar birinci öncül doğrudur. Çünkü fonksiyonun arkadaşlar türevi her değeri almış görüyor musunuz? X yerine her şeyi yazabilmişim. Dolayısıyla tabii ki F, F gerçel sayılarda türevlidir. Ancak F türev X'i konuşalım. F türev X'in adını değiştir bak. Kafan karıştığında benim yaptığımı yap. Git bunun yerine H yaz. Böylece bir dakika hocam ne oluyoruz falan demezsin. Buna H de. HX Nerede türevli arkadaşlar? Bunu kaldırdım bak. Bunu normal bir grafik gibi düşünsen nerede türevli? Şurada sivri nokta olduğu için R de türevli arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci öncül de doğru. f türev x gerçel sayılarda azalandır. Bakın bakalım. f türev x kaldır bunu mesela dediğim gibi h de h Hx gördüğünüz gibi gerçel sayılarda azalıyor. Dolayısıyla burada 3 öncül de doğrudur. Cevap 1 2 3 olur fonksiyonda türev sorularında arkadaşlar bazen f ve f türev aynı anda olacak dikkatli olacağız. Kafanın karıştığını düşünüyorsan hemen f türevin adını değiştir. Gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonu için yukarıda verilen grafiklerden hangileri gerçel sayılarda sürekli olduğu halde bir noktada türevsiz olan bir fonksiyonun türev grafiği olabilir? Bakın, fonksiyon grafiği değil, türev grafiği. Gerçel sayılarda sürekli olduğu halde bir noktada türevsizmiş. O zaman arkadaşlar birinci öncül olur. Bak her noktada türevi var. Nerede yok sadece burada. Demek ki burada atıyorum bak grafiği çiziyorum size şimdi görün. Grafik şöyle bak. Gördünüz mü? Ee, burada eğimi büyük. Burada eğimi biraz daha küçük ama artmaya devam ediyor. Sonra artan azalanda konuşacağız. Burada bir sivri nokta. Sürekli mi? Evet. Böyle bir x eşitleri a noktasında türevi var mı? Yok. İşte arkadaşlar türev tanımsız. Olur. İkinci öncüle gel. Olur. Çünkü arkadaşlar fonksiyon her noktada türevliyken tek bir noktada türevsiz. Burada sivri nokta vardır. Ne olacak ki? Bakın yapayım. Hani uyduruk bir grafik çiziyorum şimdi. Böyle. Sonra. E daha doğrusu şöyle yapayım. Bak. Böyle yaptım. Burada bir sivri nokta oldu. Bak böyle. Sürekli mi? Evet sürekli. Fonksiyon türevli mi? Sadece şurada türevsiz. Bu yüzden bu da olur. Yalnız 3 olmaz. 3 arkadaşlar her noktada türevli. Ama hocam burada sivri nokta var. Ben size ne diyorum bak. Haş, haşın türev grafiği. Şuna dikkat edeceksin. Bir fonksiyonun haş olan fonksiyonun türev grafiği her noktada tanımlı mı? Bak türev her noktada tanımlı mı? Buna cevap ver. Her noktada tanımlı değil mi? O zaman türev her noktada tanımlıysa bu her noktada türevlidir. Ama ben böyle olsun istemiyordum. Yine dördüncü öncüle gel. Türev grafiği her noktada tanımlı mı? Her noktada tanımlı mı? Evet. O zaman bu her noktada türevlidir. Dolayısıyla bizim şartımızı sağlayan 1-2 olur arkadaşlar. Bunlar hep bak ufak detaylar. Fonksiyonlardan kaç tanesi en geniş tanım kümesinde türevlidir? Evet fx'in en geniş tanım kümesi reel sayılardır. Hiçbir sıkıntı yoktur. Dolayısıyla arkadaşlar bu her noktada türevlidir. Grafiğini çizelim. İşte size grafik böyle. Geçtim. Kök x eksi 2. Nerede tanımlı bu arkadaşlar? 2 sonsuz kapalı aralığında tanımlı. Bakın 2 kapalı sonsuz. Yalnız hemen bunun türevini alıyorum. 1 bölü 2 kök x eksi 2. F türev x. Bazen şu zannediliyor. E, türevini almak demek bak bu türev işlemini yapmak demek türevlenebilir demek değil. Onu yanlış anlamayın. Türevlenebilir demek o noktada yerine yazabiliyor musun demektir. Yoksa. Al her şeyin türevini alıyorsun ki her denklemin türevi yazılır. Mevzu denklemi yazmak değil oraya x değerini yazabiliyor musun demektir. Ben türevini aldım almasını aldım ama 2 yazabiliyor muyum buraya? Hayır. Ama arkadaşlar en geniş tanım kümesinde 2 de var. O zaman bu en geniş tanım kümesinde türevli değil. Her gerçel sayı için. Dolayısıyla 2 bozdu bu gitti. 1 bölü x'e gel. Bunun tanım kümesi nedir? R 0. Aldım türevini. Evet problem yok. Zaten x'e 0 yazmamalıyım. Hakikaten de en geniş tanım kümesinde yok. O yüzden bu da türevli. Geniş, en geniş tanım kümesinde. Gelelim kx'e. kx arkadaşlar en geniş tanım kümesi nedir? Reel sayılar. Gördüğünüz gibi bakın bu şekilde bir grafik. Ancak x eşittir 3 apsisli noktada türev yoktur. Sivri noktadır. Bu da o yüzden arkadaşlar x eşittir 3 için bozuldu. 1 ve 3 doğruydu. 2 ve 4 yanlıştı. 2 tane noktada bu şey 2 tane e, fonksiyonumuz türevli oldu arkadaşlar. Diğerleri türevsiz oldu. Olay budur. Artık bundan sonrasında diğer testimize geçebiliriz. Bence bu testte çok önemli bilgi detay soruları vardı. Umarım güzel geçmiştir. Görüşürüz.